Şöyle bir defa hayırlı olsun Jesus. Benim çok takdir ettiğim, yakından da takip edeceğim hocalardan biri. Tam gaz gitmediğini düşünüyorum. O da şu. Ben olsaydım biraz daha farklı düşünürdüm. Çünkü Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu tek hedef olarak koydu. Yani dünya bir tarafa, şampiyonluk bir tarafa. Çok fazla zaman da yok. Çünkü lig bir tarafa, bir de onlar için belki şampiyonluğa direkt katkı sağlayacak. Hatta onları daha fazla olumlu yönde havaya sokacak. Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Fenerbahçe bu elemeleri geçer de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa bu belki onlar için o yarış esnasında ayrı bir yük oluşturacak ama öyle bir güven verecek ki o zaman da Fenerbahçe'nin önüne geçmek çok kolay olmayacak. O yüzden ben olsaydım sezon başı hazırlıklarını bile tamamıyla yarışmacılığa yönelik yapardım. Fenerbahçe'nin 43 tane futbolcusu var. Şimdi gördüğüm kadarıyla hoca her futbolcuyu yakından tanımaya çalışıyor. Onlara bu hazırlık maçlarında zaman vermeye çalışıyor. Bu da hocanın ne kadar adaletli olduğuna yönelik bir gösterge. Bir önceki Ama hazırlık maçında Pelkas oynamamıştı mesela. Burada gol attı. şimdi bazıları zaten antrenmanlara başlamadılar veya yeni yeni başlıyorlar. Hepsini bu oynayan 11'e dahil edemez. Ama Tabii. elde olan ve bu sezon kadroda olmayacağını düşündüğüm belirli futbolcular var. Örneğin Lemos'u oraya sayayım. Max Meyer'i sayayım. İlk maçta Şkupi maçında oynattılar. Dünkü maçta Lemos oynadı. Evet. Max Meyer yoktu. Buradaki sayıyı yerli futbolcuları özellikle saymak istemedim ama işte Tisserand dahil olmak üzere zaten 18 tane de yabancıları var. Takımdan ayrılması kesin olan futbolcular varsa ben onların yerine bir takımın kendi arasındaki uyumunu pekiştirmek için, iki benim onlara öğreteceğim veya bu sene oynatacağım oyunun bir an önce oturması için, pekişmesi için, üç en önemlisi Fenerbahçe bu dönemde rakip kim olursa olsun takıma hem oyun anlayışı olarak hem de kazanma anlayışı olarak oturtması gereken bir anlayış, bir felsefe var. İlk maç berabere bitince bu beni çok rahatsız oldu, etti. Ben olsaydım derdim ki beyler yeri geliyorsa diyelim sabah idman da yapmayacağız. Yeri geliyorsa bir gün önceki idmanı da iptal edeceğim ama bu sene bizim tempomuz Türkiye Ligi'nin temposunun çok üzerinde olmak zorunda. Bu mesajları şimdiden verirsiniz, takıma söylersiniz. O tempoyu da ilk andan itibaren, ilk maçtan itibaren istersiniz. Ben bunları görmedim. Klasik bildiğimiz antrenman maçı temposunda, Çift kale gibi oynadılar evet, değil mi? konsantrasyonunda geçen maçlar. Burada bir farklılık yok. İşte o farkı yaratma adına ben Jesus'tan bazı hamleler bekledim. Bunları da olumsuza yormuyorum. Çünkü bir hoca kendinden çok eminse, ya senelerin kurt hocası sevgili Selahattin, diyecek ki hiç sorun değil. Yani ben bu tempo içinde o futbolcuları zaten oraya hazırlıyorum. Yani belirli kişiler de zamanla zaten bu kadrodan kopacaktır. Aramızda olmayacaktır. Böyle yaklaşmasına anlayış gösteriyorum ama ben biraz daha farklı düşünmeyi tercih ederdim. O yüzden dolu dizgin şu an gitmiyor Fenerbahçe. Planlı bir şekilde Türkiye Ligi'ni, takımı, her şeyi çok iyi tanıyan, kendinden emin, işte bu işi biz bu şekilde rahat rahat halledeceğiz inancında olan bir hocanın yaptığı bir program olarak görüyorum Fenerbahçe'yi. İki maçı da izledim. Evet. Maçlarla ilgili ayrı değerlendirmeler O yaparız. zaman birazdan döneceğim. Goller, Tabii. asistler, hangi oyuncu ön plana çıktı değerlendiririz. Selahattin Kınalı'ya hemen döneyim. İstersen maçla başlayalım seninle. Genel değerlendirmelerini de birlikte yapabilirsin. Şimdi tabii hoca bütün oyuncuları görmek istiyor. Bunu zaten hep demeçlerinde de duyuyoruz. Hatta kesinlikle Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon olmayacağı düşünülen, konuşulan oyuncular için bile hocanın bir görme isteği, bir oyuncuyu izleme isteği var. Bunu biliyoruz. Şimdi özellikle hocanın isteğiyle yapılan transferler üzerinden giderek de başlayacak olursak, mesela Lincoln, Enrique, iki asisti var bu maçta da. Nasıl yorumluyorsun oyuncuyu? Berisha üzerine ayrı bir titrediğini görüyoruz. Ya Jorge Fenerbahçe Jesus'un. kurumsal olarak Berisha'dan yararlanma isteğini ve arzusunu hocaya iletmiş. Çok net bu. Hoca da ondan bir şey çıkarabilmenin hesaplarını yapıyor. Ahmet Hocam'ın dediği çok doğru. Ya bu kadro 20'ye, 23'e, 25'e düşürülmeli ve oradan gitmeli. Ama
Bir yandan da işte diyoruz ki yılların Jorge Jesus'u bu. Dediği gibi kafasında şablon hazır. Belki de 25 kişilik oyuncu kadrosunu bile hazırlamıştır. Yani gelecek 2-3 oyuncu ile birlikte. Belki de. Ama adil olma adına diğer oyunculara da sahada kendisi görüp kararını kendisi vermek istiyor. Yeni oyunculardan iki maça baktım. Ben Lincoln'un Arda Güler'den yana bir pozitif ayrımcılığım olduğu için Lincoln'un gelmesini çok sıcak bakmadım ben. Bir Arda'yı daha az izleyeceğiz çünkü. Lincoln'u izleyince de topa vuruş tekniğiyle hocam bilirsin kesme o şeye Berisha yaptı asist galiba. Cornell kullandı. Kesme dediğimiz yani topun altına öyle güzel giriyor ki Gerrit'e. Yani belli ki Lincoln duran toplarda Fenerbahçe'de bir fark yaratacak. Yani bu işte diyorum ya bu aslında bir yandan da Arda'mız için kötü haber. Lincoln'u beğendim. Vuruş tekniği şahane. Hoca belli ki duran top konusunu Lincoln'le çözmüş. O çok net. Fenerbahçe orada bir adım öne geçmiş şu anda. Lincoln hem takım arkadaşları önünde hem lig diğer takımları düşününce de gerçekten değişik bir vuruş tekniği var. Onu işte futbolu Alex'i izleyenler bilir ne bileyim. Pregazi'yi bilenler bilir. Öyle bir tekniği var Lincoln'un. Onun dışında bu hazırlık maçlarında 10 tane hazırlık maçı yaparsın. Bir hazırlık maçında bir oyuncuyu hakkında karar verebilmesi bile yeterlidir hoca için. Bunlar önemsenecek hazırlık maçları evet. değil hocam. Oyuncular onu çift kalelerde görüyor. Çift kaleleri evet. birazcık daha ciddi yapıyor. Tiran takımı da, Kosova takımı da geliyorlar. İstanbul'u aynen. görüyorlar. Ne var? Onlar için de güzel bir seçenek. O anlamda çok abartmamak gerektiğini düşünüyorum. Şunu da biliyoruz. Sen Şampiyonlar Ligi vurgusu yapıyorsun ya hocam. Sık sık söylüyoruz burada. Avrupa şeyde Şampiyonlar Ligi elemesinde Jesus iki maçta da Fenerbahçe üçer tane yedi diyelim. Hı hı. Rakibe göre değişir bu yani tam tersi de olabilir. Ama içeride de ilk hafta maçı Galatasaray'la ya da ikinci hafta, üçüncü hafta. Galatasaray'la bir berabere kaldı iç sahada. İki maçta da rakibine üçer tane attı. Hı. Ya da tam tersi üçer tane yedi Galatasaray'ı hı. yendi iç sahada. Tarafları nerede durur? Yani, Galatasaray'ı yenme kısmında durur. Mutlaka. Türkiye'de yabancı maçlarda Avrupa Ligi'ndeki herhangi bir maçta yenildi, elendi diye işine son verilen bir hoca yok. Ya mutlaka. Şimdi neyi vurgulamak istediğimi izin verirsen Selahattin'e bir soru sorarak pekiştirmeye çalışabilir miyim? Biri şey sorduğun için, evet büyük bir ihtimalle yönetim dedi ki hocam bizim 43 tane futbolcumuz var. Mümkünse bu futbolcuların hepsini maçta olmasa bile bir gör. Sen karar. Yani onları biz göndermiş olmayalım. Sen gönder. O sorumluluğu ona verme adına bu ricada bulundular. Hoca da bunu kabul etti. Yani buradaki gelişmeler o yüzden. Bir şey konuşuyoruz. Aynı rica Berişe için de yapıldı. Sence Fenerbahçe'nin bir santrafora ihtiyacı var mı? Fenerbahçe bir santraforu transfer edecek mi? Etmek zorunda. Peki benim görüşüm de aynı. Bir tane değil hatta iki tane santrafora ihtiyacı varsa o santraforları niye transferin son günü transfer ediyoruz biz? O zaman şimdiden transfer etsinler. Daha şimdiden o iki santrafor Türkiye'ye gelsin. İstanbul'u tanımaya, kulübü tanımaya başlasınlar. Sezon başladığı zaman biraz sonra sezon planlamasıyla ilgili de birkaç cümle ederiz. Bunlar en azından ilk uyum sürecini atlatmış olsun. Sen onları son gün getirirsen zaten onlar uyum sürecini atlatana kadar takımlar Dünya Kupası'na gidecekler. Yani Fenerbahçe lige tam olarak hazırlanmamış olacak birçok takımın şu an o konuda bazı eksikleri olduğu gibi.